Niye öyle? Ha. Mutlu günler sevgili spor severler. Samsun'da spor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Duayen gazeteci Erdal Cansu ile birlikte Samsun Spor'da yaşanan son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Güzel bir Samsun havasından, Samsun'un Taflan yazlık evlerinden bu programı sizlerle gerçekleştireceğiz inşallah. Öncelikle Duayen gazeteci Erdal Cansu programımıza hoş geldiniz. Ben hoş geldik diyorum Niyazi. Sen de hoş geldin. Bu programa ihtiyacı var, herkesin ihtiyacı vardı. Biz de bildiklerimizi aktarabilmek adına evet. Bugün burada bir araya geldik. Soracağınız soruları da iyi şekilde doğru haber olarak cevaplandıracağız. Evet sevgili spor severler. Bugün Samsun Spor'la ilgili en son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Samsun Spor bildiğiniz üzere bütün taraftarlarımızın merakla beklediği forvet transferinde birkaç güne netleştireceğiyle evet. ilgili bugün son bir gelişme yaşandı. Bunun ötesinde Portekiz 2. liginde oynayan Ronaldo Tavares ile ilgili bugün ne yazık ki üzücü bir gelişme yaşandı bu transferle ilgili. Ronaldo Tavares'in kulübü ilk olarak Samsun Spor'un teklifini kabul etti. Evet. Ancak daha sonra ertesi gün aynı kulüp, aynı yetkililer Samsun Spor'a olumsuz yanıt verdi. Yani nasıl olumsuz yanıt? Biz bu transferden vazgeçtik dediler. Suya düştü. Samsun Spor'un bu transfer girişimi de suya düştü. Bildiğiniz üzere Haber 1965 YouTube kanalında Ronaldo Tavares'in performansını sizlerle videolu bir şekilde paylaşmıştık. Evet. Kaliteli bir kumaştı. Transfer olsaydı bu ligde iş yapabilen bir oyuncu potansiyeli vardı. Ha ne yazık ki kulübü böyle bir karar almış. Olsun. Samsun Spor güçlü bir camia, güçlü bir kulüp. Eminim ki transfer komitemiz Ronaldo'dan daha iyilerini bulacaklardır. Şimdi Niyazi bana sorarsan geçen seneki hatalara düşeceğiz gibi geliyor. Evet. Neden dersen her zaman bir forvet alımında gecikmeler yaşanıyor. Geçen sene de böyle oldu. Şu anda 5 tane stoper alındı evet. biliyorsun sağ olsunlar. Defansa ağırlık veren bir çalışma var. Altı parmak, Mehmet Altı Parmak hocamız bu yaptığı iki kampta da başarılı geçtiğini ifade hazırlık edin. Maçlarında bunları yani, gördük zaten. Gördük. Şöyle söyleyeceğim. En son kampta da Gerede'de evet. Güç topladılar. Güzel oldu. Şimdi döndüler. Evet. Allah nasip ederse cumartesi günü 18'de Süper Lig takımı Giresun Spor'la bir hazırlık maçı daha. Bu ciddi bir maç. Evet sevgili spor severler. Samsun Spor'un Çorum Spor'la oynayacağı karşılaşma Çorum Spor yönetimi tarafından verilen karar doğrultusunda iptal oldu. Samsun Spor'a ricada bulundular. Hani biz hazırlık maçı yapmak istemiyoruz. O karşılaşmada Nuri Hasan tesislerinde olacaktı zaten. Evet. Nuri Hasan değildi. Erkanat tesislerinde olacaktı. Erkanat tesislerinde. Düzeltiyorum. Evet. Samsun Spor'un yeni akademi sahası olan akademi sahalarının yer aldığı Baruthane tesislerinde merhum Mustafa Erkanat tesislerinde oynanacaktı ama eylesin. Nasip olmadı. İnşallah ben umuyorum yani lig başlamadan Samsun Spor bir hazırlık maçı daha oynar gibime geliyor Giresun Spor maçından sonra. İnşallah Çarşamba Spor'la oynar. Evet. İçimden İnşallah geçme öyle değil. Öyle düşünüyorum. Çarşamba Spor'da geçeceğiz de evet. Samsun'da çalıştığını biliyorsun evet. bu şekilde olarak. Doğru. Ona da geleceğiz. Herhangi bir kampa gitmedi zaten Yok, Çarşamba gitmedi. Spor. Yok gitmedi. Gidecekler herhalde. Çorum Spor maçı iptal olduğu için de Samsun Spor Kulübü Giresun Spor'la bir hazırlık maçı oynamak istedi. Bana sorarsanız Süper Lig takımıyla hazırlık maçı oynamak bence daha iyi. Çünkü hep dengimiz olan takımlarla oynadık. Hani aynı ligde mücadele edeceğimiz takımlarla. Son maçta geçen sene Ertuğrul hocamız böyle bir görüşte değildi ama son maçta bence bir Süper Lig takımıyla oynamak her zaman iyi olur. İyi olur. Geçen evet. senenin son maçında zaten Trabzonspor'la oynamıştık. Evet. Bakalım Giresun'la cumartesi günü saat 6'da 18.00'da karşılaşacağız. Güzel bir skor alacağımıza inanıyorum. Yani güzel skordan önemlisi sahada iyi mücadele eden çünkü ligin başlaması da artık az kaldı. Neler söylemek istersiniz Giresun Şimdi, maçından önce? Giresun maçıyla yani Giresun'da oynamamız bizce faydalı bir şey. Evet. Süper Lig takımı. Tabii onun yerinde biz olacaktık. Bugün Süper Lig'de biz olacaktık ama nasip olmadı. Ne yazık ki nasip olmadı. 70 puan toplayan Giresun Süper Lig'de evet. biz maalesef ikili avarajla sınıfta kalarak yine birincilikte mücadele edeceğiz. Ben seninle beraber bugün Pasol 2'mizi de aldık. Evet. Buradan herkese tavsiye ediyorum. Kombinimizi aldık. Pasol 2'de onun adı kombine. Pasol 2'lerimize kombinimizi yükledik. Yükledik. Buradan da bütün taraftarlarımıza da çağrımız. Ligin başlamasına az kaldı. Sınırlı sayıda taraftar alımı olacak. Aşılarını olan, heskotlara uygun olan taraftarlar maça girebilecek. Biz şeyle aldık, telefonla aldık. Telefona Passo uygulamasını yani Passo Lig uygulamasını indirerek hem kartınızı güncelleyebilirsiniz hem de biletinizi ya da
kombinenizi yükleyebilirsiniz. Aynen. Bugün duayen gazeteci Erdal Cansu ile birlikte kombinemizi aldık. Güzel, sağlıklı bir şekilde maçlarımıza gideceğiz. Samsunspor'un yanında olacağız. Hem maddi hem manevi. Her daim biz Samsunspor'un yanındayız. Aynen. Şimdi sevgili spor severler, 40 senedir Samsunspor sahasına giriyordum. Seninle de çok evet. çalıştık. Ama yaş geldi 80'e. Evet. Artık 20 yaşında foto muhabirleri arkadaşlarımızın yanında 80 yaşında olmayacağı evet. için karar verdik bu sene türbinde sevdamızı takip etmeye daha iyi olacak. Evet inşallah. Sevgili spor severler, şuradan da bunu belirtelim. Samsunspor'un iç saha maçlarında hem devre arası hem de maç sonu programları yapacağız stadyumda. Hı-hı. 19 Mayıs stadyumunda. Bu programları da sizlere daha iyi bilgi aktarmak için Samsunspor'daki en son gelişmeler, maçta neler oldu, bunları sizlere tek tek söylemek için bu programları yapacağız. Bizi haber1965.com ve takip edin. YouTube ve Facebook kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Yani öyle maç oynandı, maç bitti, maç sonrası programla değil, maçın içinden de yapacağımız programlarla sizlerle birlikte olacağız. Dolu evet. dolu bir sene yaşayacağız inşallah. Şampiyonluk da sona ermiş bir sene yaşayacağız diye umuyorum. Hemen bugün şöyle bir hocamızın da bir açıklaması var ulusal medyaya. Ona evet. da bir değinmek istiyorum. Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ulusal medyaya şöyle bir açıklamada bulundu sevgili sporseverler. Bu bilgiyi de son gelişmeyi de sizlere aktarmak istiyorum. Altay'da forma giyen, geçen sene Altay'ın şampiyon olmasında önemli rol oynayan Paycao'yu beğeniyorum dedi. Evet. Marco Paycao. Yani bizim de geçtiğimiz sezon transfer etmek istediğimiz bir futbolcuydu kendisi. Gerçekten Yunanistan'ın en golcü futbolcularından biri. Gekas'tan evet. sonra belki de neden ikinci bir Yunan golcümüz olmasın diye düşünüyorum. Bununla birlikte Samsunspor'un iki forvet oyuncusunun da daha ilgilendiği önümüzdeki birkaç gün içinde de bu forvet transferinin artık biteceği söyleniyor. Çünkü evet. iki kamp geçti. Forvet transferinin de bir an önce sonuçlanması lazım ve ligin başlamasına bir hafta kala bu forvet oyuncumuzun takımımıza adapte olması lazım. Evet. Niyazi bana da söz verirsen şöyle tabii diyorum. Sevgili spor severler, elimdeki listeyi gördüğünüz gibi şöyle söyleyeyim. Kaleciler Nurullah Aslan 24, Alp Tutar 24, Aykut Özer 28 yaşında. Evet. Defans Hüseyin Öztürk 24 yaşında, Boli 30, Recep Burak Yılmaz 25, evet. Ercan Yazıcı 26, Soner Gönül 24. Esin Hakkayı 24, Ali Ülgen 21, Alaaddin Okumuş 25. Doğru evet, mudur? Doğrudur. Orta sahada Dije ayrıldı biliyorsunuz. 30 yaşındaydı. Tam sporla ilişkisi kalmadı galiba. Kalmadı. Osman Çelik 29, Hasan Kılıç 28, Vokan Sivicevic 27, Gökhan Karadeniz 31, Puliman 26. Puliman da büyük ihtimal ayrılacak. Herhalde. Hı hı. Çinari 24, Yasin Öztekin 34, Dari 26, Furkan Fehmi Güneş 22. Çok değil mi? Yetenekli bir futbolcu. Enes İslam İlkin bizim yavrumuz. Bu sene çok şey bekliyoruz Enes'ten. 21, Enes'ten de çok şey bekliyoruz. Evet. Forvet hattında Ahmet Han Köse de ayrılma ihtimali büyük var. Büyük ihtimal ayrılacak. Yani son ana kadar bekletiliyor ama son aldığımız bilgi sevgili spor severler Ahmet Han ya kiralık gönderilecek ya da bonservisiyle birlikte gönderilecek. Çünkü son bir sene daha sözleşmesi kaldı bizimle. Ya istediğimiz verimi alamadık. Ondan sonra Tomane 28. Evet. Tomane de iyi başladı. Mehmet Akyüz 35 yaşında ama golcü. Şu anda takımın en tecrübeli futbolcuları evet. Mehmet Akyüz. Bir de Akyüz. Genç oyuncularımızdan Taha Tosun 16, evet. Necmican Cebeci 19, Yunus evet. Emre Çift 17, Emirhan Güler 18, Polat Yıldır 18, evet. Ali Kılıç 17. Ali Kılıç'ı da milli takıma çağırdılar. Milli takımın gol yollarındaki önemli isim olacak. Bu çocuklar geride de kendini ispat etti, gösterdiler. Ben geçen sene U21 takım takımını... Takım gençleşmiş galiba, ben öyle görüyorum. Şampiyon U21 takımını geçen sene takip ettim sevgili sporseverler. Evet. Haber 1965 aracılığıyla da zaten haberlerimizi sizlerle paylaştık. Yunus Emre ve Ali Kılıç'tan benim bu sezon umudum var. Neden umudum var? Her ne kadar takımda her mevkide iki tane alternatifim olsa bile bu iki futbolcu bence göze çarpan bir futbol oynayacaklar gibime geliyor. Aynen. Hak ettiler. Biliyorsunuz sevgili spor severler U19 şampiyon takımımızın başarılı teknik direktörü Recep Sermet Boyer hocamız da teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak'ın yardımcısı oldu. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Çünkü çok başarılı bir teknik direktörümüz. Aynen. Zaten şampiyon olarak bunu herkese göstermiş oldu. Kendisiyle de bir yalnız şöyle bir dipnot belirtmek istiyorum. Bu sezon özellikle Enes İslam İlkin'den de bir çıkış bekliyorum.
Ben de bekliyorum. Enes İslam İlkin fırtına gibi sağ açık yani tam bir görev adamı. Tam bir görev adamı sağ, sağ iç oynayabilen evet. Yetenekli bir Samsun'un geçmişte de yetenek. Hocamızın da birçok kez Enes'te yani Enes'in oynadığı dönemlerde Samsun'a rakip olduğu dönemlerde Enes'i de bence dikkat ettiğinin farkındayım Mehmet Altıparmak hocamızın. Mehmet Altıparmak Enes'ten çok şey bekliyor. Enes'in yani, de çok şeyler yapacağına inanıyorum. Kendi öz evladımız Ercan Yazıcı neyse Enes İslam İlkin de bizim için öyledir. Hatalar yapmış olabilir geçmişte. Pas atmamış olabilir. İşte ver kaç ya yapmamış olur, olabilir. Genç, futbolda bunlar oluyor. Tecrübe kazanacak yavaş yavaş. Bir de yorumlarımız geliyor mu? Evet. Baksan ne oluyor? O hemen yorumlara arkadaşlara... şöyle bakıyorum. Mustafa Can Aygün, Diadora, Medspor. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Sevgiler, saygılar. Olgun geçici. Takım çok doldur boşalt olduğu gibi sanki inşallah bu bir dezavantaj olmaz, avantaj olur istiyoruz. İnşallah. Hayırlı hayırlısı. İnşallah, inşallah. Olgun geçici yine. Dice Dice'nin gidişi çok büyük kayıp, benim fikrim bu. Yani şimdi şöyle bir şey Olgun Bey. Hani takımda kalmak istemeyen... Gidecek. Samsun'da kaldığında ailesiyle sorun yaşayacak hiçbir futbolcu bize yararlı olmaz. Aynen. Bunu aynen, geçmişte gördük. Aynen. Taha Yalçıner'de gördük. Birkaç futbolcu da daha gördük. Aynen. Bunu açık bir şekilde gördük. Çünkü futbolcunun aklı başka yerde... Bünyesi, vücudu Samsun'da. Bize Samsun'a layık olan, Samsun'a evet, hizmet edecek futbolcuya ihtiyacımız evet, var. Evet, o nedenle yani Dice Dice gider, Jejejeje gider, gelir, Meje gelir. Meje gelir. Yani bu kulüp burası, güçlü bir kulüp. Burası Samsun, başka evet, geçit yok. Maddi manevi açıdan çok güçlü bir takımız. Evet. Yani bize gelen her türlü parasını da alır, topunu da oynar, oynayamazsa yedek kalır. Bundan sonra Samsun'un kimseye eyvallah çekecek hali yok. Kulübümüzü de burada tebrik ediyorum. Aynen. Kulüpten yapılan açıklama neydi? Biz de futbolcuyla görüştük. Kalmak istemeyen hiçbir futbolcuyu burada zorla tutamayız. Evet. Herkes yoluna Samsun Spor için hayırlısı neyse o olur. Bu şekilde. Şimdi yine yorumumuz varsa söyle istersen. Evet. Ondan sonra çarşambaya geçelim. Hemen yorumlara bakıyorum yine. İbrahim Duman, Gebze'den selamlar, hayırlı yayınlar. Golcü ya, oyuncudan haber var mı? Güzel. İsa Keskin, abim iyi yayınlar demiş. Furkan Aydoğdu. Yabancı orta saha bakılıyor mu? Hayırlı yayınlar demiş. Jeje'nin yerine bir yabancı alternatifimiz oldu. Oldu. Yalnız şuna da bir ayrıntı çizmek istiyorum sevgili spor severler. Golcü oyuncuyu biz de merak ediyoruz ama yani bizim yeni transferimiz gibi güneş gibi doğan bir tomanemiz var. Şimdi tıpkı arkamda batan güneşi size örnek göstermek istiyorum. Aynen, aynen, aynen. Yani hazırlık maçlarında 90 dakika bütün hazırlık maçlarını takip ettik. Doğru mu? Aynen. Tomane sanki bu takıma yeni gelmiş gibi ben bu takımın bir numaralı golcüsü olacağım dercesine attı da. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Klasik goller attı biliyorsun. Çok jeneriktik goller attı özellikle Gençler Birliği maçı şansının da yaver olması nedeniyle. Aynen ligde de atacak. Ligde de atacak sakatlanmadığı sürece Tomane bakın bu kadar büyük konuşuyorum sakatlanmasa eğer Tomane bu ligin gol kralı İnşallah olacak. İnşallah sakatlanmaz İnşallah. Nazar değmesin. Geçen senenin intikamını alacak Tomane. İnşallah. Benim beklentim büyük gerçekten. Kurşun. Buradan da şu notu belirtmek istiyorum sevgili spor severler. Bundan sonra Duayen Gazeteci Erdal Cansu ile birlikte her hafta bu kanalda Haber 1960'ın Samsun Spor kanalında gerek YouTube gerekse Facebook üzerinden canlı yayınla sizlerle birlikte olacağız. İnşallah inşallah. Samsun Spor'un iç saha maçlarında da sizlerle birlikte canlı yayınlarımızla birlikte olacağız. Yorumlarımızı okuyacağız. Evet. Devre arası ve maç sonu yayınlarımızla birlikte Samsun Spor'un karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Sizlerin de yorumlarına değer verip birlikte burada güzel bir tartışacağız, program yapacağız. Evet. Evet. Şimdi ben çarşambadaydık bugün evet, seninle beraber. Doğru. Gerçi kulübe uğrayamadık. Uğrasak iyi olacaktı ama inşallah pazartesi gittiğimizde uğrarız. İnşallah. Çarşamba Spor Başkanı Özkan Yıldırım gerçekten Ersin Sandıkçı. Evet. Büyük üstün çalışmalarla ona yakın bir transfer yaptılar. Evet. Bu transferlerden inşallah fayda sağlayacağımıza inanıyorum. Yani ben bu sezon çarşambanın güzel bir gruba da düştük. Güzel bir fikstürde çektik. Evet. Yani şampiyon bir, olacağına inanıyorum. Ben de inanıyorum. Çünkü mevcut iskelet takım bozulmadı. Ona yakın benim şeyde var istersen girebilirsen face'imde. Evet. İki dakika benim sayfaya Niyazi Bey iki dakika şey yapalım. Hemen bakıyorum. Bizim çarşambayı say bana. Benim sayfada. Hemen bakıyorum. Ha, gel şimdi gel hemen. Maddi manevi açıdan hiçbir sorunu olmayan evet, bir kulüp. Bak hemen geliyor. Gerçekten çarşamba spor. Geldi mi çarşamba? Bu lige damgasını vurabilir. Yılport Samsun'un da şeyini okuyabiliriz. Hemen bakıyoruz. Çarşamba Spor'un son 4 transferleri sevgili evet, spor severler. Evet. Recep Oğuz, Yüksel Çal, arkada, Fırat altta Aras, altta Muhammed Öztürk. Ha.
Enver Ayyıldız, Hüseyin Fıstıkçı, Safa Yıldırım, Mustafa Pınar. Çarşamba Spor toplamda 8 transfer yaptı. Bu 8 oyuncu da birbirinden önemli, birbirinden güçlü. Takıma fayda verecek. İkinci grupta. Bir futbolcu topluluğu. İnşallah Çarşamba Spor'da Samsun Spor'la bugün birlikte bir üst lige çıkacaktır. Bugün de başkanımız Halit Doğan'ın seninle beraber ziyaret edecektik. Evet. Cenazelere katılmış. Yoğun programı nedeniyle. Tebrik etmek için gitmiştik. Evet. Sevgili başkanımız Halit Doğan'a buradan Çarşamba Spor'a gösterdiği ilgi alakadan dolayı kendisini tebrik ediyor. Teşekkür ederim. Özkan Yıldırım da ateş evet. gibi transferler yapıyor. Evet. Aferin. Çok nokta Ersin'le transferler. Ersin'le beraber, Ersin Sandıkçı'yla beraber bir ikili oluşturmuşlar. Evet. Sevgili İnşallah her Kenan iki başkanımızla Yelek hocamız onun doğrultusunda herhalde doğrudur. Şeklisinde güzel bir Çarşamba Spor izleyeceğiz. Efsane bir Çarşamba Spor. Esecek Çarşamba Spor Allah nasip ederse. İnşallah Samsun Spor'la birlikte benim tek umudum her iki takımın da şampiyon olup bir üst lige çıkması. Aynen. Yani iki takım da şampiyonluğu hak ediyor. Gerek kulüp düzeyinde, evet. gerek stadyum, gerek mevcut konum, takıma harcanan akıllı yatırımlar, yapılan yatırımlar, transferdeki başarılar. Yani neden olmasın Aynen. her iki takımda. Çünkü Samsun Spor'da Yüksel Yıldırım, Çarşamba'da Özkan Yıldırım. Yıldırım, bunlar Yıldırım gibi inşallah iki evet. kulübümüz de bir üst lige çıkacaktır. Şimdi bu yaptığımız canlı yayını ben zaten başkanıma gönderiyorum. O evet. izliyor sağ olsun. Teşekkür ederim Erdal abi diyor. Arap devamlı görüşüyoruz da. Var mı yorum bir okusan Niyazi? Son yorumlara şöyle bakıyorum. Olgun geçici hayırlı yayınlar, yayınlar güzel memleketin güzel insanları. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın Samsun Spor'da kalın demiş. Mehmet İşli, kardeşim Tomane, muzbin bir oyun, topçu demiş. Yani maç seçebilir belki ama biz sonuç itibariyle oyuncunun bize, oyuncunun bize verdiğiyle biz ilgileniyoruz. Evet. Ne kadar katkı sağlarsa bir oyuncu bizim için o kadar önemli. O kadar. İster bu, bencil bu olsun. Bu sene olacak inşallah sakatlanmaz. Ömer Sezer, selam Samsun Spor kaç transfer sağ yapacak? Forvet transferi ne zaman belli sağ olacak? Ol. Lütfen bu mesajı okuyun. Ha. Niyazi ve Erdal Baba iyi akşamlar demiş. Hı hı. Birkaç gün içerisinde forvet transferi sonuçlanacak. Yani tahminim yarın da açıklanma ihtimali evet. yüksek. Bununla başkan. Birlikte Cece'nin yerine de bir ileriye dönük bir orta saha olabilir. Çünkü geriye dönük orta sahamız var. Yırtıcı savaşan bir orta saha orta olunması olabilir. Görünüyor evet. ışıkta, ufukta. Güzel. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Samsun Spor güzel yerde. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Olacağız. Son söze mi geldi? Evet. Nasıl? Eklemek istediğiniz bir şey ben, son olarak. Samsun Spor'umuzu Giresun Spor karşısında cumartesi günü hazırlık maçında hep beraber takip edeceğiz. Galiba evet. kulübün YouTube sayfasından, Takip ya da ediyorum. TRT Spor ya da A Spor'dan da yayınlanabilir. Olup çünkü ihtimal var. Bir nevi Karadeniz derbisi. Aynen. Geçen sezon Trabzonspor'la oynadığımız maç A Spor'dan yayınlanmıştı. Ben bazı arkadaşlarımızla görüştüğümde Samspor'un bu seneki kadrosundan umudu olmayan insanlar var ama ben umutluyum. Evet. Umutlu olmak zorundayız. Takıma destek vermek zorundayız. Kara evet. sevdamızın arkasında olmak zorundayız. Doğru Doğrudur. Mudur? Hep beraber. Bugün de pasoliklerimizi güncelledik. Yerimizi aldık değil mi? Evet kombinimizi Paramızı aldık. Paramızı yatırdık. Bütün taraftarlara da buradan tavsiye ediyorum. Evet. Herkes alsın. Maçları izleyelim, seyredelim. Özledik de. Özledik. Gerçekten yani sevgili spor severler. Ay 20 Cuma günü akşam. Evet. Buradan yaptığımız çağrıyı neden yapıyoruz? Evet. Her şey Samsun'un menfaati için. Evet. Gerçekçi olalım. Geçen sezon bu taraftar bir maça dahi gidemedi. Son maç Altın Ordu ile oynanan playoff yarı final maçında sadece kısıtlı taraftarımız gelebildi. Bir senenin özlemi var üzerimizde. Evet. Ben buradan bir senedir taraftardan hiçbir şekilde katkı alamayan bir Samspor var. Başkanımız Özkan, pardon Yüksel Yıldırım'a merhabalar diyorum sevgili başkanım. Emekli maaşımdan kombine mi aldım? Evet. Yerimi aldım. Evet. Benim gibi herkes alsınlar. Ben gazeteci olarak sahalara girebiliyorum ama katkım olsun Samsun'a yani, diye tamam. kombineyi de aldım. Paramı da yatırdım. Tamam. Aslanlar gibi. Pandemiden dolayı belki maddi anlamda taraftarlarımız sıkıntılı olabilir ama sevgili spor severler, bir forma 200-250 TL. Evet. Bir kale arkası kombinesi 200-250 TL. Bunu göz önünde bulundularım. Bir sezon boyunca maça gideceğiniz kombine kartlarını lütfen alın. Kulübümüze maddi manevi destek olun. Samsun Spor'u yalnız bırakmayın. Evet. Şunu da unutmayın. Stadyumun %50 kapasitesi artık taraftarlar alınacak şeyleri içeri. Şeyleri de söyle. Eskot'u ile birlikte. Eskot'u ilgileniyor. İki aşınızı vurulmayan taraftarlarımız maça alınmayacak.
O nedenle aşımızı olalım. HESCOD'umuzu elimize çıktı, alalım. Değil mi? Evet. Üç aşım çıkıyor. Üç aşınız da var, sorun yok. Evet. Kombinimizi, pasoliklerimizi yükleyelim. Pasolik kartımızı güncelleyelim. Gönül rahatlığıyla maçımıza gidelim diyorum ve selam olduğu için evet, size sevgili spor severler, bugün çarşambaya giderken Niyazi Öndaş'la beraber evet. Korkmazlar Oto'ya uğradık. Sevgili Serkan Korkmaz kardeşimizle evet. Oturduk, sohbet ettik. Resimlerimiz vardı, onları kendinize takdim ettik. Evet. Korkmazlar Oto Kirazlık'ta Tekeköy'e gelmeden. Gelmeden sağda. Her yönüyle, her şeyiyle Korkmaz Orta bir numara dedikten evet. Sonra hemen sevgili yine çarşambadan dönerken büfe kebap Cemil Usta'nın yeri 0-362-250-0555 doğrudur. Mehmet İlkin evet. Beyazı buradan selamlarımızı iletiyoruz. Aynı zamanda Galip Aslan'a iş adamımız hasat satıcısı. Galiba sana da uğradık. Kendisi de iyi bir çarşamba sporlu. İyi çarşamba sporlu. Geçmişte çarşamba sporda yöneticilik de yaptı. Galip Aslan, sana da sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Dönüşte Uğur Offset'e uğradık. Tuncay Bulut ve kardeşi Köksal Bulut'a beraber olduk. Kendisi de Samspor fikstürü Samsun Spor'un fikstürünü basacak bize. Biz de onu dağıtacağız. Evet. Buradan ben Tuncay Bulut'a ve Uğur Offset'e sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. İşte evet. Şöyle gösteriyorum. Tamam. Ve aynı zamanda bizleri çarşambada iyi karşılayan Dayı Oto, Auto, Fikret Ekici, Tufan Ekici kendilerine başarılar diliyorum. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda bizlere her zaman güzelliğini yapan Süleyman Samlay'ın temizlik şeyine. Aynı zamanda sevgili Selahattin Yılmaz kardeşimize, Kemal Sayın abimize evet. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Şimdi darılmasın Şaban İnegöl Samsunlar Dernek Başkanı Şaban ve aynı zamanda Hafi Gündoğdu Sakarya Derneği ikinci Sakarya Başkanı. Sakarya Samsunlar Derneği Başkanı. Ve Aydın İşmarcı'ya da sevgi ve selamlarımı ilettikten sonra hoşça kalın, dostça kalın ama lütfen bizimle beraber kalın. Allah'a ısmarladık Türkiye. Evet, son olarak mesajlara bakıyorum hemen. Esat Tüymen Sinop'tan selamlar demiş. Sağ Onur Bektaş ya. İyi yayınlar efendim demiş. Ömer Sezer son olarak Melih Okutan transferi ne oldu demiş. Onu da birkaç gün içinde kulübümüz açıklayacak. Olacak, açıklanacak. Çünkü Kayseri Spor'dan gerekli açıklama yapıldı sevgili Başkan Berna Hanım'dan. Bu haftalık size aktaracağımız bilgiler bu şekilde. İnşallah Giresun Spor maçından sonra yine bir sonraki yeni yayında Samsun'da spor programında sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın, maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, evet. Aşımızı olalım, Covid'e yakalanmayalım. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.